Şada, Duruva bir haftadır evliyiz ama neden iki yabancı gibi yaşıyoruz der. Duruv ise seni henüz tam olarak tanımıyorum. Bu evlilik birden oldu. Bana zaman tanıman gerek diyor. Şada da beklerim diyor. Peki Aditi, Divakar'dan nasıl kurtulacak? Aditi Divakar'a üzerinde kamera olan bir kalem hediye ediyor. Ve Divakar'a mesaj atıyor. Böylece şifreyi öğreniyor. Ve resimlerini silmeyi başarıyor. Peki, Süper Gelin yarışmasını kim kazanacak? Yarışmanın ilk turunda çiftlerden eşleriyle birlikte tarlayı 3 tur sürmeleri istenecek. Şada hiç rahat durur mu? Bihan ve Tapki kaybetsin diye onların yarışacağı öküzün ayağına böcek koyar. Tapki öküzün ayaklarını görünce şok olur. Bu duruma inanamaz, veteriner çağırırlar. Doktor, öküz bu durumdayken yarışmanız gerek der. Tapki ise herkese kendisinin yarışacağını söyler ve Saban'a kendisi geçer. Tapki'nin zorlandığını gören Bihan Tapki'ye yardım eder. Bu turun kazananı Tapki olur. Sıra Duru ve Bihan'a gelir. İkili koşacaktır. İkili koşarken Şada çaktırmadan Bihan'ın gözüne toz atar. Bihan önünü göremez ve yavaşlar. Tapki'ye göremediğini söyler. Tapki ben sana tarif ederim der ve Bihan tekrar koşmaya başlar. Bu turun kazananı ise Bihan olur. İkinci turda ise herkesin kıyafet dikmesi istenecek. Ama Şada yine rahat durmaz ve bütün kıyafetleri ateşe verir. Elbise dikemedikleri için yarışmacılardan şarkı söylemeleri istenir. Bu arada söylemeyi unuttum. Divakar Şada'ya Tapki ve Doruv'un evlilikten döndüğünü, Bihan'ın araya girdiğini, Doruv'un büyük aşkının Tapki olduğunu söyleyecek. Bunu duyan Şada bu duruma çok şaşıracak ve Tapki'nin ölmesini isteyecek. Şu yarışmanın sonucunu anlatayım, ondan sonra anlatacağım. Şada, Tapki kikeme olduğu için şarkı söyleyemez diye düşünerek sevinecek. Ama yarışma öncesi Bihan ile kavga eden Tapki, kavga sırasında kekelememiştir ve Bihan şarkı söylerken bunu düşünmesini söyler. Tapki aslında çok güzel şarkı söyler. Yani istese bu turu da kazanırdı. Ama neymiş efendim? Şada kazanırsa Vaso Hanım mutlu olurmuş. Bunu düşündüğü için şarkıyı sonuna doğru söylemez ve bu turu Şada kazanır. Tapki ve Bihan Vaso yüzünden neler çekiyor ama Vaso'nun zerre kadar umurunda değil. Son tur olan 3. tur yapılır. Bu turda yarışmacılara sorular sorulacaktır. Bu arada Priti de Şada'nın yanında Bihan Tapki ile evlenmeseydi Doruv ile sen evlenemezdin der. Bunu duyan Divakar gülümser. Resmen Şada'nın Tapki'ye diş bilemesi için uğraşıyorlar. 3. tur gelir. Şada'ya Vaso'nun neden hoşlanmadığı sorulur. Şada kekemelerden hoşlanmaz der. Vaso'nun babasının adı da Şada'ya sorulur. Şada cevap veremez. Sıra Tapki'ye gelir. Tapki'ye Vaso'nun en iyi kiminle anlaştığı sorulur. Tapki Dadi ile der. İkinci soru olarak Vaso'nun neye alerjisi olduğu sorulur. Tapki bunu bilir ama cevap vermez. Çünkü yine Şada kazansın da Vaso sevinsin ister. Yarışmanın kazananı Şada olur. Vaso Tapki ile alay eder. Şada da bir sonraki gün mutfakta Tapki ile alay eder. Tapki Şada'ya Vaso'nun susam tohumuna alerjisi olduğunu söyler. Şada, peki neden benim kazanmama izin verdin der. Tapki de Vaso senin kazanmanı istiyordu der. İşte tam da burada Divakar Şada'ya Duru ve Tapki'nin aşkından söz eder. Vaso Şada'nın mutsuz olduğunu fark eder ve Vaso'ya nesi olduğunu sorar. Şada iyiyim der. Ailede kutlama için dondurma alınacaktır. Tapki herkese neli dondurma istediğini sorar. Tam Duru'ya soracaktır ki Duru telefonla konuşuyordur. Ve Tapki'nin omuzuna dokunur. Bunu gören Şada sinir olur. Tapki Şada'yı görür ve ona neli dondurma istediğini sorar. Şada ondan boğaz ağrısı için kadı almasını ister. Şada Tapki'yi o kadar öldürmek istiyordur ki Tapki'nin Dadi'ye vereceği kitabı depodaki fanın üstüne koyar. Geldiğinde kitabı bulamayan Tapki depoya bakmaya gider ve kitabın fanın üzerinde olduğunu görür. Kitabı şalıyla almak isterken şalı fana takılır. Şal Tapki'nin boynuna dolandığı için Tapki'yi boğuyordur. Tapki orada bir buz kütlesini fark eder, ayağını onun üzerine koyar. Bir süre boğulması durur ama buz erir ve Tapki yine nefessiz kalmaya başlar. Yukarıda ise Şada'ya Tapki nerede gördün mü diye sorarlar. O ise bilmiyorum der. O da yetmezmiş gibi depoya gidenleri engellemek ister. Bihan depoya girdiğinde Tapki'yi görür ve ona yardım eder. Durup panik olur ama Bihan Tapki'yi kurtarır. Tabii depoyu açanın Şada olduğu ortaya çıkar ama
kimse bu konunun üstünde durmuyor. Gel de kızma. Şada neredeyse Tapki'yi öldürüyordu ama kimse bu durumu araştırmıyor. O kitabın Ofa'nın üstünde işine. Depoyu açan Şada ise kitabı oraya koyan da Şada. Niye bütün aile sıra Şada'ya gelince duymadım görmedim bilmiyorum diye üç maymun oynuyor anlamıyorum. Gelelim Tapki'ye. Madem yarışmayı kazanmak istemiyordun, neden o öküzün yerine geçtin? Şada zaten ikinizin yarışmaya katılmasını istemiyordu. Bunun için plan da yapmıştı. Tamam, planı suya düştü. Ama zaten Şada'nın yarışmayı kazanmasına izin verecektin. Niye yarışmaya katıldın? Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Yorum kısmında düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Eğer güzel eleştirili sorular, yorumlar gelirse bu yorumlarla ilgili soru cevap videosu yapacağım.